Şimdi Karabük Demir Çelik Fabrikası Anonim Şirketi Kardemir'in geçtiğimiz günlerde yapmış olduğu işçi alım şartnamesine bir tepkide Zonguldak ilindeki vatandaşlardan geldiğinden dolayı bu durumu Zonguldak İli Dernekleri Federasyonu kamuoyuyla paylaşmak durumunda kaldık. Kardemir 600 işçi alımı için Karabük ili nüfusuna kayıtlı olması 01.11.2022 tarihinden önce Karabük ilinde ikamet etmeye başlaması ve halen Karabük'te ikamet etme şartı almaktadır. Oysa Zonguldak ilindeki herhangi bir personel alımında şöyle bir şart konulmamış, tamamen genele açık bir şekilde yapılmıştır. Zonguldak İli Dernekleri Federasyonu Genel Başkanı Necati Başar, Zonguldak'tan işçi alımı yapmayan Kardemir AŞ'ye tepki gösterdi. TTK'ya Karabük genelinden değil, sadece Yenice'den işçi alınmasıyla sınırlandırılması çağrısında bulunan Başar şunları söyledi. Bizim sivil toplum kuruluşları ve siyasileri buna karşı çıkarak yapmış oldukları girişimlerde Karabük'ü de bu kapsama dahil etmişlerdir. Oysa ki Karabük ilinin genelinde ziyade TTK'da çalışan, kömür için can veren, bedel ödeyen Yenice ilçemizdir. Ancak bu dönem işçi alımı sadece Yenice ilçesinden değil, Karabük ili olarak kayıtlara eklenmiştir. Zonguldak, Bartın ve Karabük illerinin halen bir bütün olarak değerlendirmeli ve bu birliktelikten vazgeçilmemelidir. Eğer ki bu havzanın Karabük ili dışındaki bir ferdi Karabük'te bu şekilde kararlarla istihdam edilmeyecekse hemen önümüzdeki günlerde TTK'ya yapılacak olan işçi alımı şartnamesi tekrar gözden geçirmeli ve kapsam Karabük ili olarak değil de sadece Yenice ilçesi ile sınırlandırılmalıdır. Bu konuda Zonguldak kamuoyunun dikkatine çekmek istedik.